aynı evde. Nasıl, güzel geçinir miydiniz? Evet, güzel geçinir. Biz bahçeydik valla. Sizin nikahınız oldu mu peki? Abla o günün üstüne nikah. Bayağı bir şey yutar ile laf etmez. Kumanızın üstüneydi nikah. Siz nikahsız olarak 8... Çocuklar onun üstüne şimdi. 8 evlat verdiniz Ali Usta'ya. Fakat nüfusta kumanızın adı yazıyordu. Onun adı bu nikahta da. Adı neydi? Adı neydi hanım ablanızın? Neydi adı? Vartuşi. 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 Lütfiye Rüker. Lütfiye. Lütfiye. Vartuşi. Vartanuş'un üzerine, yani Lütfiye'nin üzerine kaydedildi bütün çocuklarınız. Peki, eşiniz ne zaman vefat etti? 28 sene bitti, Nisan'da. Peki, kumanız ne zaman vefat etti? O da 3 sene önce. Abedis Usta öldükten sonra, siz Abedis Usta'nın iki eşi olarak, siz birlikte yaşamaya devam mı ettiniz? Güzel geçinir miydiniz? Evet, de. Çocuklarınız nasıldı peki? Vartanuş Hanım'la araları iyi miydi? Çok güzel. Evet. Çok iyi. Size de yardımcı olmuştur tabii 8 çocuğu büyütmekte. Evet. Memnundunuz yani birlikte yaşamaktan da mutluydunuz. Peki Fethiye köyünde Garabet Usta'nın ailesinin dışında Ermeniler var mıydı? Valla Vartan'da ben tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Beni de uzak bilmiyorum. Ya bu köyde çevrenizde yok muydu başka Ermeni aileler? Ermeni yok. İşte bir tane değiller Ermeni kızıdır. Bir onu biliyorum. Bir iki tane böyle babası anası dönük belki var işte. Kimler? Adları ne? Kimdi onlar? Valla adına Meryem değiller. Ermeni kızı değiller yani. Ben o kadar biliyorum. Sizin hani, peki bu köyde yaşayanlarla ilişkileriniz iyi miydi? Çok güzel. Diyarbakır'dan gelip bu köye geleneklerine uyum sağlayabildiniz mi? Yani, onunla alıştık işte. Bilmiyorduk ama öğrendik. Ne işler yapıyordunuz köyde? Ev işi. Bizim tarlamız, bahçamız yok. Evimizin işini yapıyorduk. Evet. Çeşmeye gider gelirdiniz. Sulaştık. Evimiz, çocuklarımızla uğraşıyorduk işte. İşte dışarıda bir işimiz yok bizim. Tarla, bahçe. Civar köyler Abedis Usta'dan bu değirmen tamiri konusunda yardım isterler miydi? Ona kaybabam gidiymiş önce. Ben gelelim, onlar gitmedi. Garabet Usta giderdi. Önce de kaybabam gidiymiş, kaynım gidiymiş yani. Köylere, değirmenlere. Evet. Sizin Victoria Hanım, sizin bu köyle ilgili neler hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Biz de işte bu köye bunu verdik, getir geldi, burayı gördük işte ne bileyim, iyi. Bizim için iyidirler, sağ olsunlar, gidiyoruz, geldik bazen. Şimdi işte ben de yalnız kaldım, geldim bunun yanında kaldım. Evet. Bayzar'ın yanında uzun süre mi kaldınız siz? Kilisedeki evinde. 17 sene kaldım. 17-18 sene kaldım. Bayzar'ın. Bayzar Hanım, ablanız Sarkis enişte ve siz, üçünüz Bayzar, Sarkis ve siz kilisenin evinde yaşadınız. Bir yerde kalıyorduk. Evet. Eniştemin odası vardı. İki odaydı, birinde ben kaldım, birinde öyle işte. Bir ev, yani ikisi bir evdi. Oraya da alışmış mıydınız? Alışmıştım. Ne yapayım, alışmasam ne yapacağım. Şimdi peki burada mı yaşayacaksınız siz? Fethiye köyünde mi yaşayacaksınız? Şimdi burada yaşıyorum da. Kız kardeşinizle birlikte? Evet.